Bugün Ford yetkili satıcısı Kar Otomotiv'deyiz. Biliyorsunuz normalde biz otomobillerimizi Ford Otosan'dan alıyoruz. Ama bu kez Kuga'yı almaya geldik ama farklı bir neden için geldik. Ford Kuga biliyorsunuz 2014'te çıkmıştı ve 2017'de de makyaj görmüştü. Dolayısıyla yeni bir otomobil değil ama yenisi yakında geliyor ve acayip bir model geliyor. O zaman biz bu otomobili niye alıyoruz? Çünkü bu otomobilde farklı bir sistem var. LPG'li olarak sıfır alabiliyorsunuz ve Ford Otosan garantisi devam ediyor. Yani bu otomobili sıfır LPG'li olarak aldığınız zaman 4 senelik Ford Otosan garantisi aynı şekilde devam ediyor. Bir de bu otomobilde farklı bir LPG sistemi var. Sıvı LPG sistemi var. BRC'nin LDI olarak adlandırdığı, normalden biraz daha farklı çalışan değişik bir sistem var. Bu sistemin çok daha farklı, biraz daha avantajlı olduğunu söylüyorlar. Bakalım öyle mi? Kullanalım, görelim. Uzun zamandır böyle sıfır bir otomobil alıp da naylonlarını yıkamıştım. Önce kemer. Aradan 3 gün geçti ve biz de Ford Kuga ile biraz vakit geçirmiş olduk. Onu kullandık, kilometre yaptık, içinde zaman geçirdik ve Kuga'yı yeterince anladık. Ford Kuga'yı seçmemizin birkaç nedeni var. Bunlardan biri de Kuga'nın Ford Otosan'ın en çok sattığı modellerden biri olması. Bir SUV'nin çok satması bir marka için pek alışıldık değil. Hele hele küçük otomobilleri konusunda iddialı olan bir marka için. Her geçen gün daha da popüler hale gelen SUV segmentinde Kuga iyi bir alternatif. Her ne kadar eski de olsa çok iyi bir aile otomobili. Arkası geniş, güvenli, Euro NCAP'ten oldukça fazla yıldız almış, donanımsal olarak oldukça fazla donanımı var. Seçenekleri, motor seçenekleri ve donanım seçenekleri konusunda da bir aile geniş bir yelpazeye sahip. İyi bir otomobil. Evet, biraz böyle iri, biraz daha böyle balina gibi gözüküyor olabilir. İçi de biraz daha demoda gibi gözükebilir. Çünkü bu otomobil zaten eski. 6 yıldır üretilen bir otomobil. Yenisi çıktı, tanıtıldı ama henüz gelmedi. Kullanma fırsatı da onu bulmadık. Ama gördüğümüz kadarıyla o çok güzel. Kuga 3 motorla geliyor. 1.5 litrelik EcoBoost benzinli makineyle geliyor. 182 beygir gücünde ve 6 ileri otomatik şanzımana sahip. Yine 1.5 litrelik dizel makinesi var. Bu da yine aynı şekilde otomatik şanzımanla alınabiliyor. Bir de 2 litrelik dizeli var ki bu da yine aynı şekilde ve 4x4 olarak geliyor. Bu arada içinde bulunduğumuz bu 1.5 litrelik EcoBoost makinede 4 çeker olarak geliyor. Bu rakiplerine göre Kuga'nın en büyük artılarından biri. Dizel almaya kalkışırsanız o ne yazık ki sadece önden çekiş olarak geliyor. Ama bu videoda asıl odaklanmamız gereken konu Ford Kuga değil. BRC'nin LDI LPG sistemi. Yani Liquid Direct Injection LPG sistemi. Bu sistemin o bildiğimiz LPG sistemlerinden ne farkı var? Onu da yakıt aldıktan sonra konuşalım. Malum aldık, biraz yakıt doldurduk. Şimdi tekrar LPG alalım, bakalım ne kadar harcamışız. Hadi ilk benzinciye girelim. Ve LPG'mizi aldıktan sonra yola koyuluyoruz. İlk LPG alımımızdan bugüne kadar 154 km yol yapmışım. 15 litre de LPG yaptı. Yani ortalamalarda 10 litre kadar bir LPG harcamam var, tüketimim var. Aracın yol bilgisayarına baktığım zaman da, ki aldığım zaman sıfırlamıştım, 10.5 litre gösteriyor. Yani aşağı yukarı tutuyor. Ama burada şöyle bir durum var. Bu otomobilin göstergesi ya da yol bilgisayarı LPG'ye entegre değil. Yani Honda gibi değil. Bunun için Ford mühendislerinin buna karşı bir yazılım geliştirmesi lazım ki LPG'ye entegre olsun buradaki ekran ve yol bilgisayarda. Ama şöyle bir durum var. Benzini hiç kullanmıyorum. Hiç kullanmamama rağmen burada hala belli bir ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi var. Bu da aşağı yukarı zaten aynısı. Yani bunda farklı bir sistem çalışıyor. Dolayısıyla 10.5 litre de aşağı yukarı tutuyor. Biliyorsunuz LPG'nin litre fiyatları değişiyor. Biz 3.3 civarında bir şeyden aldık. Ama bazı yerlerde 3.9'a kadar satılıyor. Daha ucuz yerler de vardır tabii ki. Yani benzinin litresi 7 liradayken LPG onun %50'sinden bile daha düşük. Yani bahsettiğim bu fiyatlar benzinin litre fiyatının yarısından bile az. Dolayısıyla yaktığınız yakıt da fiyat olarak neredeyse yarı katı. Tabii LPG'de şöyle bir durum var biliyorsunuz. Bir motor LPG'li çalışırken yaktığı benzin miktarından
yaklaşık %10-15 kadar daha fazla yakar. Yani sizin otomobiliniz 10 litre yakıyorsa LPG'li 11-11,5 yakar. Ama hesap yine aşağı yukarı aynı. Yani yarısı kadar yakıyorsunuz. 50 liraya 150 kilometre. Gayet iyi ki Kuga'yı biliyorsunuz zaten yakan bir otomobildir. Katalog verilenleri zaten şehir içinde 10 litreden fazla gösterir. Şimdi diyeceksiniz ki yanlış hesaplıyorsun. Çünkü otomobil ilk çalıştırdığı zaman ki hem orada çok fazla yakıt tüketir, benzinle çalışır. Dolayısıyla benzini de bunun içine katman lazım yakıt tüketimine. Ama bu sistem, yani BRC'nin LDI sistemi, Liquid Direct Injection sistemi öyle çalışmıyor. Otomobilin deposunda, benzin deposunda damla kadar benzin kalmasa bile bu çalışıyor. Yani benzine hiç ihtiyacınız yok. Çalıştırırken de yok, sonrasındaki geçişlerde de yok. Size bunu kısaca anlatayım çalışma prensibini. Arka tarafta yine bir depomuz var. Ama bu depomuz biraz farklı. İçinde çünkü pompa var. Yakıt istasyonlarından aldığınız LPG normalde sıvı olarak saklanır. Bu sıvı motora gelmeden önce orada bir buharlaştırıcı vardır. Onu takarlar. Yani aslında bir motoru açtığınız zaman bunun LPG'li olup olmadığını görsel olarak anlarsınız ya. Orada kocaman bir böyle makine vardır. Genelde yuvarlak olur onlar. O buharlaştırıcı. O motorun normalde soğutma sıvısını, tabii motor ısındığı zaman bu sıvı sıcak oluyor. Ve orada devir daim yapıyor. Onun içinden de geçiyor. Dolayısıyla LPG'yi, sıvı LPG'yi gaz haline dönüştürüyor. Ve o gaz halindeki LPG belli filtrelerden geçerek, yani tamamen gaz haline gelerek yine gaz LPG'nin özel enjektörlerine pompalanıyor. Özel enjektörler de yanma odasına pompalıyor ve sistem bu şekilde çalışıyor. Ama burada öyle bir şey yok. Arkadaki depo tamamen farklı. İçinde pompalar var ve bu pompalarla sürekli ön tarafa yakıt pompalanıyor. Sıvı LPG pompalanıyor. Burada herhangi bir buharlaştırıcı yok. Bir tane beyin var. Bir tane de regülatör var. O regülatör yakıtın basıncını ayarlıyor ve benzinle LPG arasındaki geçişi sağlıyor. Ondan sonra artık otomobilin kendi sistemi devreye giriyor. Yani kendi püskürtme sistemi devreye giriyor. Yani benzin oradan nereden gidiyorsa, hangi borulardan gidiyorsa ya da hangi enjektörden silindir odasına püskürtülüyorsa yine aynı enjektörler kullanılıyor. Yani orada değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla takarken fazla böyle sökme takma, işte otomobilin soğutma borularındaki tadilatlar yapılmıyor burada. Ve sıvı halde olduğu için de yanma konusunda biraz daha verimli. Biliyorsunuz LPG'nin oktanı benzinden fazla. Hatta kullanan ve bu işi bilen çoğu insan diyor ki sıvı LPG'li sistem kullanırsan fazla beygir bile alabilirsin. Bunu da zaten birazdan deneyeceğiz. Burası yeterince sakin. Hadi gelin bir 0-100 hızlanma deneyelim. Onun için performans ölçer aletimizi yerine yerleştirelim. Bunu buraya takıyorsun. Buradan da gücünü alıyorsun. Şu anda uyduları yakalamaya çalışıyor. Biraz ilerleyelim, kendime gelsin. Buldu. Evet. Dilerseniz bunu buraya çevirelim. Ne kadar doğru çeker bilmiyorum ama. Sport modu alalım. Bunu da kulaklıklardan kullanabiliyorsunuz bu arada. Burada herhangi bir artı eksi yok ama buradan kullanabiliyorsunuz. Başka bir şey kapatmama gerek yok. LPG'deyim ve ilk kalkışı ve ilk 0-100 denememi yapıyorum. Normalde bu otomobilin 0-100 değeri 10.3 saniye. Bakalım biz ne yapacağız. ...65, 70, 80, 90 ve 100. 12.3 saniye çıktı. Bir de tam tersini deneyelim. Burada genelde ölçümler iki yönlü yapılır. Çünkü ufak bir eğim bile varsa diğer eğimle onu kompanse edersiniz. İkinci denememizi ters taraftan yapıyoruz. Başlıyorum. Ben hiç vites değiştirmiyorum. Tamamen kendine bıraktım. 92, 98 ve 100. Bakalım kaç yaptı. 11.7 saniye. Fena değil.
Şimdi bir de benzine geçelim. Burada güzel bir düğmesi var. Hemen start stop butonunun yanında, çalıştırma düğmesinin yanında. Buna bastığınız an kırmızı oluyor gösterge ve benzine geçiyor. Benzinli, birinci kalkış. Yürü. 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 95. Kaç oldu? 12.8 saniye. Yani gördüğünüz gibi aşağı yukarı aynı. Bir de buradan kalkalım. Benzinle ikinci denememiz. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü. Oldu. Bakalım kaç oldu? 12.4 saniye. Yani gördüğünüz üzere çok yaklaşık sonuçlar. Hatta LPG bir fırt daha iyi. Verileri gördünüz. Yani LPG ile benzin arasında öyle ahım şahım bir fark yok. Hatta bazı yerde LPG daha iyi bile. Şimdi gelelim biraz da benim izlenimlerime. LPG ile benzin arasında kullanırken öyle inanılmaz bir fark yok. Bakın şimdi bu gaza basıyorsunuz. Yani motor sesinde inanılmaz bir fark yok. Çekişte de öyle inanılmaz bir fark yok. Giderken buradan rahat değiştirebiliyorsunuz. Bakın şimdi hemen LPG'ye geçelim. Yine gayet istekli. 1.5 litrelik 182 beygir gücünde turbo bir motor. 220 Nm torku var. Aslında bu LPG işine her geçen gün daha sempati duymaya başlıyorum. Ne avantajları var, ne dezavantajları var, onları bir karşılaştırmak lazım. Avantajları, bir kere yakıt tüketimin aynı kalıyor ama para olarak yarı yarıya neredeyse azalıyor. 2. Çevrecisin. Belki bunu pek kimse düşünmüyor. Pek kimsenin umurunda değil ama egzoz emisyonu konusunda çok daha avantajlısın. Biliyorsunuz birçok ülkede artık koca metropollerde belli bir emisyonun üstündeki araçlar giremiyor bile. Dolayısıyla diğer alternatif yakıtlarla birlikte CNG gibi LPG de iyi bir alternatif. Zaten Avrupa'ya bakarsanız ki LPG kullanımında öyleyse öcü gibi bakmıyorlar. Burada işte AVM'lere girememe vesaire konuları var ya. Oralarda mesela yok. Her yere girip çıkabiliyorsunuz. LPG konusunda birçok avantajlarınız, birçok teşviğiniz var. Dolayısıyla oralarda doğa biraz daha önemseniyor. Şimdi kısaca tekrar bir Kuga'ya dönelim. Ben bu otomobili alır mıyım sorusunu Kuga'ya soralım. Kuga artık eskimiş bir otomobil. Dolayısıyla o son 2-3 yılda çıkan o modern süper dijital otomobiller gibi değil. Ama kullanımı zevkli. Şasisi, direksiyon tepkileri, süspansiyonu gayet iyi. Ses izolasyonu konusunda gayet başarılı. İç hacmi gayet iyi. İyi bir ayrı otomobili. Evet, böyle bir baktığınız zaman çok albenili durmuyor. Biraz daha demode eski duruyor ama yine de Kuga bence gayet güzel bir otomobil. Tabii Ford Otosan da bunun öyle bir farkında ki Kuga gelmeden önce çok iyi kampanyalar yapıyorlar bu otomobile ve 180 bin lira civarında şu içinde bulunduğumuz başlangıç paketini veriyorlar. Otomatik, benzinli ve 4x4. Ya da aynı fiyata yine aynı donanıma sahip dizel otomatik alabiliyorsunuz ama o 4x2. Yani orta donanımlı bir kompakt parasına bir SUV alıyorsunuz. Çok mantıklı değil mi? Güzel. Ama yine de yeni Kuga'yı bekleyelim. Tabii bu bahsettiğim fiyatlar Kuga'nın normal fiyatları. Kuga'yı bu LPG kitiyle sıfır olarak da satın alabiliyorsunuz. LPG montaj bölümü olan Ford satış istasyonlarına gidiyorsunuz ki Karoto'da bunlardan biri. Oraya gidiyorsunuz, Kuga'mı LPG'li olarak istiyorum diyorsunuz. Ve bu şekilde aldığınız zaman 4 yıllık garantisi bozulmuyor. Aynı şekilde devam ediyor. Heh, Kuga'nız var. Sonradan LPG taktırmak istiyorsunuz. Evet, yine aynı şekilde gidiyorsunuz. Herhangi bir bayiye. Böyle böyle ben taktırmak istiyorum diyorsunuz. 12 bin lirayı veriyorsunuz. Ve yine garantiden etkilenmeden LPG'li otomobilinize binip yolunuza devam ediyorsunuz. Bu arada dediğimiz gibi LPG ile ilgili daha çok video yapmak istiyoruz. LPG hakkında neleri merak ediyorsunuz? Bu videonun altına yorum yaparsanız en çok yorum yapılan konu hakkında video çekeriz. Şimdi önümüzde bir tane daha planımız var. Dizel mi mantıklı yoksa LPG mi? Onu çekeceğiz. Diğerlerine de siz karar verin. O zaman hoşça kalın. Şu kemerinizi takmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.